belki bir anne, belki bir akademisyen olduğum için beni en çok heyecanlandıranlar hep eğitimle ilgili olanlar oldu. Bu kütüphanelerin, 100. yıl kütüphanelerinin de benim gönlümde çok ayrı bir yeri var. Çünkü bu kütüphaneler bizim geleceğimize, çocuklarımıza, gençlerimize çalışma imkanı sağlıyor. Çünkü bu kütüphaneler burada belki 2 sene sonra hayat tamamen normale dönecek ama geriye dönmeyecek konular var. Malum biz bir sınav ülkesiyiz. Gerek liseye giriş sınavı, gerek üniversiteye giriş sınavında çocuklarımız, gençlerimiz çalışma imkanı bulamadıkları için bir senelerini kaybetmesinler istedik. İlkini Hatay'da açtığımız bir kütüphaneydi geçen sene, 100. yıl kütüphaneleri. İlk hedef her ile bir tane kütüphane açmaktı ama ilk açılışımızda fark ettik ki aslında o kadar büyük bir ihtiyaç ki bu kütüphaneler sadece bulunduğu konteyner kentteki çocuklara ancak yeterli gelebiliyor. O nedenle çok kıymetli bağışçılarımıza da bir çağrı yapmıştık kütüphaneleri sahiplenmeleri konusunda. Biz gerçekten çok büyük bir milletiz. Kıymetli bağışçılarımız kütüphaneleri sahiplendiler. Bugün 9.sunu açıyoruz. Devamında Hatay, Kırıkhan, Gaziantep, Nurdağ'ında açacağımız kütüphanelerde 11'e ulaşacak. Biz bağış buldukça bu kütüphaneleri de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm bu kütüphanemizin açılışında bulunmaktan, sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Burası binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgemiz ve bu bizim ilk felaketimiz değil. Binlerce yıldır birçok felaketi yaşadık burada ve bunların hepsinin üstesinden birlik ve beraberlikle geldik. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu felaketlerimizin üstesinden gene bütün dünyada eşi benzeri olmayan birlik ve beraberliğimizle geleceğiz inşallah. 2400 tane konteyner var burada. Bu gençlerimizin eğitime ihtiyacı var. Elbette yeterli değil bu. Bundan sonra da yeniler yapılacak inşallah. Ama bu gençlerimizin eğitimlerini en azından burada daha rahat, daha güvenli bir ortamda, daha sakin bir ortamda, daha sessiz bir ortamda ve bu gençlerimiz hepimizin de bildiği gibi bizim geleceğimiz. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız bunlar. Ve bunlar için bunların eğitimlerinde önlerini açmakla ilgili biz Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Bugün benim Malatya'daki 11. günüm. Dolayısıyla yeni başladım ve yeni bir heyecanla inşallah bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Her birimizin bu şehre omuz vermesi, destek vermesi ve yeniden şehrin inşası ve ihyası konusunda gece gündüz demeden milletimize layık olmak üzere hep beraber çalışacağız inşallah. Şehrin aşağı yukarı inşası durumundaki bütün inşaatların %80'ini şu an için gezdik. Bu hafta içerisinde geri kalan %20'sini gezeceğiz. 22 tane yeni ihaleye çıkıyoruz. Özellikle rezerv alanları boşaltmaya başladık ve rezerv alanlarda en kısa sürede temelleri atacağız. Ve biraz önce başkanımızın söylediği gibi şehir merkezini yeniden inşa edeceğiz. Biraz daha iyi. 40 bin öğrencimizin faydalandığını biliyoruz kütüphaneden. LGS'ye giren, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz var.